Bu videoda hiperbollerin özelliklerini öğreneceğiz. Evet, hiperbol. Konik kesitler arasında çizimi, çember ve elips kadar kolay olmadığı ve bir sürü hesaplama yapmamız gerektiği için muhtemelen en fazla kafa karıştırıcı olan konu hiperboldür. Ama ben bu video sayesinde hiperbollerle çalışırken kendinizi biraz daha rahat hissetmenizi amaçlıyorum. Hatta hiperbollerin diğer tüm konik kesitlerden daha eğlenceli olduğu konusunda bana katılacağınızı da umuyorum. Peki önce biraz tekrar yapıp değişik konik kesitlerin standart formlarının neler olduğunu hatırlayalım. Mesela merkezi orijin noktasında olan bir çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir R karedir değil mi? Bu denklemin elipsin standart denklemiyle aynı olduğunu göstermek için iki tarafı da R kareye böleceğim. Bunu yapınca x kare bölü R kare artı y kare bölü R kare eşittir 1 elde ederiz. Bunlar merkezcil çember için kullanabileceğimiz denklem. Bu arada çember üzerindeki tüm noktaların merkeze eşit uzaklıkta bulunduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yine elipse değinerek çemberin asal ve yedek eksenlerinin bunlara büyük veya küçük eksendendiğini de duyabilirsiniz veya minör majör. Evet, çemberin asal ve yedek eksenleri birbirine eşittir. Üzerindeki tüm noktaların merkeze olan uzaklığı da aynıdır. Anlaştık değil mi? Peki sıra elipste. Elipsin standart denklemi buna çok benzemekle beraber aralarındaki tek fark elips için bu değerlerin birbirinden farklı olmalarıdır. Bu değerler farklı olabilir çünkü elips üzerindeki her noktanın merkeze olan uzaklığı aynı değildir. Hemen yazıyorum x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşittir 1. Bu denklemin elips için olduğunu da not edelim ki karıştırmayalım. Şimdi sırada parabol var. Fakat bu konu o kadar ilginç ki parabolü farklı bir videoda detaylıca anlatmamın daha iyi olacağını düşünüyorum. Onun için şimdilik parabolü atlıyorum. Hiperbole geldiğimizde de Öncelikle denkleminin buna çok benzediğini söyleyebilirim. Hiperbolün denklemini iki şekilde yazabiliriz. Birincisi x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 1. Bu iki denklem arasındaki tek farkın aradaki işaret olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada artı buradaysa eksi. Evet, bu birincisi demiştim. İkincisinde ise terimlerin yeri değişecek. Yani denklemi y kare bölü b kare eksi x kare bölü a kare eşittir 1 şeklinde yazacağız. Bu denklemdeki eksinin x kare ile başlayan terimin önünde olduğuna dikkat edin lütfen. Şimdi bu hiperbolleri nasıl çizebileceğimiz hakkında konuşmak istiyorum. Belki ikisini de çizeriz. Ders kitaplarında size bazı formüller verirler ama hemen unutuldukları için benim formülleri çok sevmediğimi biliyorsunuz. Yani bir sınavı daha hızlı çözebilmek için formül ezberleyebilirsiniz ama sınav bittiğinde formüllerin hemen hemen hepsini unutursunuz. Ayrıca ders kitapları a kareyi bazen x karenin altına bazen de pozitif olan terimin altına yazarlar ve bu son derece kafa karıştırıcı bir şey. Neden mi? Çünkü A bölü B'nin asimtotun eğimi olduğunu ezberlediğinizde A ve B'nin ne anlama geldiğini bilmediğinizden dolayı yanlış hesaplamalar yapabilirsiniz. Ve işte bu yüzden de formülleri ezberlemek yerine nereden geldiklerini ve ispatlarını öğrenmelisiniz. Size şimdi bunun nasıl yapılacağını göstereceğim ve inanın bana zannettiğiniz kadar zor olmayacak. Bunların ikisinin de hiperbol olduğunu söylemiştik. Ben bir hiperbolle karşılaştığımda y'nin neye eşit olduğunu bulmaya çalışırım. Bu denklemde iki taraftan da x kare bölü a kare çıkarırsam renk değiştireyim. Eksi y kare bölü b kare eşittir 1 eksi x kare bölü a kare elde ederim değil mi? Buradaki eksi ve b kareden kurtulup y kareyi yalnız bırakmak için denklemin iki tarafını da eksi b kare ile çarpacağım. Sol tarafta eksi ve b kareler birbirini götürecek ve geriye y kare kalacak. Sağ tarafta ise eksi b kare eksi ile eksi'nin çarpımından artı geleceği için artı b kare bölü a kare çarpı x kare olacak. Son olarak iki tarafın karekökünü alınca da y eşittir. Sonuç hem pozitif hem de negatif olabileceği için artı eksi karekök içinde pozitif terimi önce yazarsak b kare bölü a kare çarpı x kare eksi b kare. Şu anda size bunun zannettiğinizden kolay olacağını söylediğim için şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü karşımızda çok da kolay görünmeyen bir denklem var. Bunu hiperbolün asimtotlarını bulmak için yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Şuraya çizeyim. Bu x, bu da y olsun. Hiperbolün iki asimtotu vardır. Asimtotların hiperbolün yaklaştığı doğrular olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Asimtotların eğimlerinin birbirlerinin negatifi olduğunu da söylemem lazım. Birazdan hiperbolün buna yani sonsuza yaklaştıkça buradaki ve buradaki doğrulara yaklaşan bir şekilde bu arada çok da iyi bir çizim olmadı. Çünkü hiperbolün hiçbir zaman asimtotlara değmemesi gerekir. Ne diyorduk? kısacası hiperbolün kollarının sağa ve sola doğru açıldığı, bu şekilde ya da yukarı ve aşağı açıldığı, bu şekilde çizilebileceğini söylemek istiyorum. Burada da sonsuza doğru ilerlerken, yani x'in değeri arttığında, arttığında, arttığında hiperbol asimtota çok yaklaşacak ama dokunmayacak, anlaştık mı? hangisi olduğunu anlayabilmek için x'in değerinin çok 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 arttığı bir durumda bu denklemin değerinin nasıl değiştiğine bakmalıyız. Evet, x sonsuza giderken sonsuz artı ya da eksi sonsuz karesini alacağımız için ikisi de olabilir. Onun için önüne artı eksi koyuyorum. x'in değeri pozitif ya da negatif artı eksi sonsuza doğru ilerlerken bu sayı çok ama çok büyük bir sayı olur öyle değil mi? bu konuyu limit hakkında konuşurken daha iyi anlayacaksınız ama sezgisel bir şekilde de x'in değeri arttığında bunun da değerinin arttığını düşünebilirsiniz. Buradaki sayı ise sabit bir sayı olduğu için x'in değeri artı eksi sonsuza yaklaştığında y'nin değeri yaklaşık olarak bu eş değer işareti de hep karıştırıyorum hemen düzeltiyorum. Evet bu işaret tam olarak değil de yaklaşık olarak eşit anlamına geliyor. Ne diyordum? X'in değeri artı veya eksi sonsuza doğru giderken bunun değeri sabit kalacağı için y'nin değeri yaklaşık olarak artı eksi karekök içinde b kare bölü a kare çarpı x kareye eşit olur. Bunun kare kökünü alamıyorduk ama şimdi elde ettiğimiz ifadenin kare kökünü alabiliriz değil mi? Böylece buradan y'nin yaklaşık olarak artı eksi b bölü a çarpı x'e eşit olduğunu buluruz. Bulduğumuz şey bize asimtotların yerini veriyor. Nasıl mı? Asimtotların birinin eğimi b bölü a olacak. Mesela bu b bölü a ise diğeri eksi b bölü a olacak. Birazdan bazı örnekler üzerinde çalışacağız ve o zaman her şeyi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Asimtotların neye benzediklerini bulduğumuza göre, yani mesela bu asimtot y eşittir b bölü a x olsun. Çok iyi okunduğunu söyleyemem ama lütfen idare edin. Buradaki asimtotta eksi b bölü a x olur. Evet asimtotlarımızı bulduk ama hiperbolün kollarının sağa ve sola mı yoksa yukarı ve aşağıya mı doğru açıldığını hala bilmiyoruz. Bunu bulmanın iki yolu var. Birincisi yaklaşık bir değerdir. X sonsuza giderken Pozitif bir sayı çıkardığımız için her zaman bu asimtotun biraz altında bir değer elde ederiz. B kareyi çıkarıyoruz, karesini alıyoruz ama elde ettiğimiz değer her zaman asimtotun biraz altında olacaktır. Özellikle de birinci kuadrant yani birinci çeyrek düzlemdeysek öyle değil mi? Kısacası ben bu soruları böyle çözmeyi seviyorum. Diğer kuadrantlara geçtiğimizde durum biraz değişiyor ama pozitif kuadrantta her zaman asimtotun altında bir değer elde ederiz. Yani asimtota bu şekilde yaklaşırız. Bunu anladıktan sonra hiperbolün kollarından birinin bu şekilde... Diğerinin de bu sağa açıldığı için sola açıldığını bulmak çok kolay. Az önce iki yol olduğundan bahsetmiştim. İkinci yolda orijinal denklemde x ya da y'nin sıfır olup olamayacağına bakabilirsiniz. Kollar sağa ve sola açıldığında x eşittir sıfıra hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bu noktada ve bu noktada y sıfırdır ama x hiçbir zaman sıfır olamaz. Öğretmeniniz bu noktaların nerede olduğunu bulmanızı isterse y yerine sıfır koyup x koordinatlarını kolaylıkla bulabilirsiniz. Orijinal denkleme baktığımızda hatta isterseniz bu denkleme de bakabilirsiniz. Mesela x Burada sıfıra eşit olabilir mi? x sıfıra eşit olursa burası sıfır olur ve karekökün içinde eksi b kare kalır. b'nin karesini alıp önüne eksi işareti koyduğumuzda negatif bir sayı elde etmiş oluruz. Öyle değil mi? Yani negatif bir sayının karekökünü almamız gerekir. Sanal sayılarla çalışmadığımız için de bu denklemde x hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz. Ama y sıfır olabilir y'nin yerine 0 koyup bu denklemi çözebiliriz. Yapalım mı? y'nin yerine 0 koyuyorum. 0 eşittir. Karekök içinde b kare bölü a kare çarpı x kare eksi b kare. İki tarafında karesini alalım. 0 eşittir. b kare bölü a kare çarpı x kare eksi b kare. Ekranda her şey birbirine karışmaya başladı ama dayanın az kaldı. b kare bölü a kare çarpı x kare eşittir b kare. İki tarafı da b kareye bölelim. Burası ve burası 1 olur. Son olarak iki tarafı da a kare ile çarparsak, x kareyi a kareye eşit olarak buluruz. x ise artı eksi karekök içinde a kareye eşittir. Böylece buradaki noktanın koordinatları a virgül 0. Bunun da eksi a virgül sıfır olur değil mi? Sıra diğer denklemde. Çok uzun sürdü farkındayım ama e, bunu da yapmak istiyorum. Xli terim pozitif olduğunda hiperbolün kolları sağ ve sola doğru açıldı öyle değil mi? Buna göre şimdi inceleyeceğimiz yani yli terimin pozitif olduğu durumda da kolların yukarı ve aşağı doğru açılacağını daha ben söylemeden tahmin etmiş olmalısınız. Yine de ispatını da görmenin faydalı olacağına inanıyorum. Yine y'nin neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağım. İki tarafa da x kare bölü a kare eklersek y kare bölü b kare eşittir x kare bölü a kare artı 1 elde ederiz. İki tarafı b kare ile çarpalım. Y kare eşittir b kare bölü a kare çarpı x kare artı b kare olur. Karekökünü alalım. Renk değiştireyim. Y eşittir artı eksi karekök içinde b kare bölü a kare çarpı x kare artı b kare. Yerim bitti ama az önceki gibi düşünürsek x artı ya da eksi sonsuza yaklaşırken bu terim sabit olduğu için göz ardı edilebilir. Yani bizi ilgilendiren terim bu olacağı için bunun kareköküne odaklanacağız. Karekökünü aldığımızda yine artı eksi b bölü ax elde ediyoruz. Ve yine az önce çizdiğim ve şimdi üzerinden geçeceğim asimtotlardan bahsedeceğim. Ama bu durumda elde edeceğimiz değer buradaki artı b kare yüzünden asimtotun üzerinde olacağı için eğrinin pozitif kuadrantta Burada negatif kuadranda da burada olacağını söyleyebiliriz. Hiperbolün kollarının yukarı ve aşağı açıldığı durumda x'in değerinin 0 olabileceğini ama y'nin hiçbir zaman 0 olamayacağını da fark ettiniz değil mi? Orijinal formüle baktığımızda x 0 olabilir. x 0 olunca bu da 0 olur ve denklemi y'nin değerini bulmak için çözebiliriz. Ama y 0 olursa eksi x kare bölü a kare eşittir 1 elde ederiz. Devam edersek x kare eksi a kareye eşit olur. Ve yine az önceki durum gibi sanal sayılarla çalışmadığımız yani bir sayının karesini aldığımızda negatif bir sayı elde edemeyeceğimiz için bu imkansız bir durum olur hiperbolün kollarının aşağı ve yukarı açıldığını, y'nin sıfıra eşit olmayacağı ipucunu kullanıp da bulabilirsiniz. Şu ana kadar hep a'lar ve b'lerle çalıştığım için kafanız karışmış olabilir. Ama lütfen endişelenmeyin çünkü önümüzdeki birkaç video boyunca gerçek sayılarla çalışıp çemberler, elipsler ve hiperboller çizeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.